Herkese merhaba arkadaşlar. Until Dawn'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Şimdi en son nerede kalmıştık? Çok kötü olaylar yaşamıştık. Yani psikolojim bozulmuştu. Gece yatarken rüyalarıma girdi ayol. Aa, bu sahne! Başlıyoruz. 5. av. Şafa 6 saat var. Mike onları peşlemiş mi lan psikopatları? Onun bu harbi... Lan bu cesaretle çıktı lan. Sen bir şey söyleyeyim mi Mike? Cidden var ya. Sevişmek senin en büyük hakkınmış. Oğlum da zaten sevgilin öldü gitti, onu geri getiremezsen kaç kurtar kendini. Bence bunu sen macun filan mı yedin, mesir macunu? Bu enerji sana nereden geliyor gece gece? Korkusuz olmuş lan. Cidden korkmuyor ölmekten ha. Karga. Ulan bu kargalar niye öyle uçuyor la? Her yerde. Ben her oyunda kargadan mutlaka korkuyorum ha. Canavarlara götümüzü siktirsek bile Mike'ı kurtaramayız. Daha bence bu gidişi. Adamların evinin içine kay girdi. İn ah, sen de ne kadar bodrum varsa bu dünyada in hadi. Ne kadar karanlık yer, kötü yer, büyücülü yer varsa hepsine gir. Burada testereyle biri bizi bekliyor olacak kesinlikle. Kesinlikle buna inanıyorum. Ya hadi bir şey çıkacaksa da çıksın, ben böyle gerginlik oynayamam ha. Bu ne, karga yine? Karga yapma işte, böyle bir şey yapma. Pala buldu bir tane, al kullanırsın belki. Silahı kullanamadı ama umarım bunu kullanır. Mike sen de yani o kadar güçsüz bir insan değilsin. Atletim var. Öbür kurban oldu, onları da merak ediyorum. Aha. Sesleri duydum bu sefer. Köpeklerin. Bu şok içerisinde, yoksa bu çocuk bu kadar cesaretlidir normalde ben. İskelete bak lan. 32 dişi öyle saldırıyor. Peşimize vermesin bizim. Kol. İnşallah robottur diyeceğim. Bunlar gerçekte adam kestiği için inanamıyorum. Bu plastik kol değil mi abi? Gerçek insan kolu değil. Bir bak şuna. Bu neymiş böyle? Buraya da not bırakmışlar. Zevk alıyorlar bundan. Yavaş yavaş öldürmekten zevk alıyor. Al şu kartı. Ya belli değil mi onun tuzak oldu? Onun belli oldu de. Konuşmayı unuttum sen yüzüne yarrağım. Al artık, al gidelim. Parmağın gitti, parmağın elbadadı. Canavar sesi de duydu. Son hız geliyordu. Acil bir karar vermemiz gerekecek. Ben parmağımı keserim galiba. Öyle bir karar mı? Çabuk sor bana şu soruyu. Sor emmi oğlu. Parmak gitti artık, sevgilini parmaklı. Kes parmağını usta. Umarım kan kaybından ölmem. Zamanımız yok arkadaşlar. Canavar geldiği için öyle bir şey yaptım. Ben bir kertenkeleyim. Zor durumda kaldım mı vücudumun parçalarını bırakırım yani. Hadi. Güzel kesti. Tek hamlede kesti. Tebrik ediyorum. Basiretsiz bir parmakta da ölme yani. Sarıyor. Psikopat mı görmek istiyorsun? Kendimi kestim, var mı ötesi la? Korkum şu an harbi güzelce azaldı. Gel lan buraya. Manyak, katil, pislik, orospu, çocuğu. Kafayı kesmiş, oraya koymuş. Ben de kendi kafamı kesip oraya koyacağım. Yarrağımın kafasını. Ya bu Mike'ı oynamak istemiyorum artık, yeter. Çünkü bu hep karanlık yerlere giriyor. Ben korkudan çok ben dar alan korkusu var. O yüzden ben Daramcık köyünden herkese selam. Ya! Orospu çocuğu! Ya niye aniden çıkıyorsun? Her şey aniden çıkıyor bunlara. Sikeceğim ben bunları ya. Ne yapacaksın? Hadi bunları bulmaya gelmiştin. Niye kaçıyorsun ya? Yarram saldırsana köpeğe o zaman. Hem içeri giriyorum, köpekten kaçıyor. Sanki bilmiyordu burada köpek var. Çok mu? Bu Mike'ı öldürsenize ya. Öldürün, ben Mike'ı acımıyorum ya. Gerizekalı, götüne güvenmiyorsan içeri niye giriyorsun? Canım benim, git polisi ara. Bakanlığı ara. Muhtarını ara. Ulan var ya, eline kim telefonu al, her önüne geleni ara. Sen burada ne işin var ya? Bu ölmese benim için büyük bir sürpriz olur gerçekten. Ya senin öldür! Bunu nasıl öldüreceğim? Yumruk vur. Orospunun çocuğuna ya. Ulan bu kadar boy var. Beni ısırarak değil, korkuda öldürmeyi planlıyor herhalde. Fantazi yapıyor. Kuçu. Ben seni sevdiğim için sana vurdum. Yaklaşalım mı, geri mi çekilelim? Geri çekil oğlum, bu seveceğim bir şeye benzemiyor ki amına. Sakin evlat, sakin. Hiçbir sıkıntı yok. Sevgi görmemiş ki. Bu köpeği buradan çıkarmak için önüne bir kemik falan mı atsak? O kopan parmağını şu köpeğe versene. Okey. Şu an bu kutudan öyle şeyler çıkabilir ki hiç tahmin bile edemiyorum. Parçalanmış insan cesedi mi acaba? Bunu köpeğe versek oradan kurtulur muyuz? Al oğlum. Kuçu. Oyun burası çok karanlık be. Hiçbir şey göremiyorum. Zoraki görüyorum ha. Kızı gözlerim net değil. Seni yukarı besledik daha yeter la.
Evet, kendi de sevdiriyor. Bununla bir bak vurursak var ya sırtımız yere gelmez. Bizi katilden bile korur. Hoşuna gitti mi ahbap? Tipine bak. Neye uzanıyor? Tabanca o. Hadi lan. Hadi lan, o kadar uzun boylusun, kollarını da biraz geliştirseydin ya. Masayı önce kendimize çekelim bence. Sonuçta tüfek de bulduk. Katili öldürecek miyiz acaba? Ne kadar havalı olurdu ya. Sen o katili öldür, Emily bile sana götünü verir. O derece bir karizma kazanırsın. Tabancayla açacağız kilidi. Güzel bir çözüm yolu. Gir içeriye. Umarım tacı bir mermisi yoktur. Çünkü bir mermiyi de onun kafasına sıkarak harcayacağım. Veya ayaklarına. Sonra ise onu işkenceli bir şekilde öldürebilirim. Dedim ya, benim de psikopatlık huylarım vardır. İn aşağı, hiç zerre korku hissetme. Korktuğunu belli edersen katil daha da cesaretlendir oğlum. Vah döşüme, vah döşüme yapacağız. Oğlum bütün şeyleri kilit açmaya harcadın ya. Ya hadi bunu da açtık. Yangın çıktı. O varil patlarsa ölürüz ha. Bak yakıt. Çabuk gir içeri. Hadi gir içeri la. Bunu bu zekayla zaten en fazla pay aşar. Söyledim ya. Katilin de dikkatini çekti bu arada. Mike öldü mü acaba? Bu kimdir bizi izliyor psikopatça? Katilin ta kendisi olmalı, eldiveninden belli. Her şeyi yönetiyor içeriden. Testere gibi. Testere mi la acaba bu? Ne oldu? Bu delilik. Daha birkaç saat önce buradaydık. Bu yeni olmuş olmalı. Evet, ortalık karışmış baya. Şimdi yangın kulübesine gideceğim arkadaşlar. Belki telsiz vardır diye. Aynen, yoksa başka şansımız yok. Geri dönemeyiz yani. Vay, birileri kurallara göre oynamayı öğreniyor demek. Her ne kadar karaktersiz olsalar bile ikisinin de kurtulmasını istiyorum. Karaktersizler sizler. Çabuk ol, çabuk in. Emily prensesler gibi iniyor amına kodum. Bu gerizekalının eline de balta vermişler. Baltayı nereden tutuyor? Sayın bıçak tutuyoruz bu çocuğu. Ay, az kaldı ölüyordum. Emily, kusura bakma, yanlış tuşa bastım. Kurtaracağız ya. Gel buraya güzellik. Hadi. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok güzelim ya. Ben seni bırakır mıyım da? Gerizekalı sen. Oğlum aşağı bakmasana, dengeni kaybedeceksin. Dengeni kaybettirir bak sana bu ritimler. İnşallah yangın kulübesindeki telsiz çalışır. O da çalışmazsa... Yani katil bizim üzerimizde çalışır. Ama bence çok mantıksız hareket ediyorlar arkadaşlar. Psikopat yani en fazla 2-3 kişidirler. Bunlar da bir araya gelseler onlara karşı savaşabilirler. Niye hepsi dağılıyor ki böyle? Bir şey yok, sıkıntı yok. Dinozor olabilir ama. Jurassic Park'a çevirdiniz buraya amına koyayım, bak hele. Geyik sürüsü. Lan siktire gidin lan. Lan ne alaka var amına koyayım, gece gece siz... Lan böyle bir şeyin olması imkansız. Hiç böyle sürü halinde dolaşan geyik olur mu lan gecenin bu vaktinde? Grup mu yapıyorsunuz oğlum? Bir de uçurumun kenarına bizi sıkıştırdılar. Boyun izleyecekler galiba. Oo, bunun hiç dünyadan haberi yok. Bu da küvetteydi değil mi? Oğlum millet hepsini katlediyorlar milletin. Bu dayıyla burada keyif yapıyor, bir de müzik de dinliyor. Hayat ne güzel. Hiç sakın ola müziğin ritmini bırak, kendi sakın arkaya bakma. Katilin gitmesini bekle, katiller tuhaf insanlardır. Bak hiçbir şey olmamış gibi katil de çekip gitti. Hello? Bir şey yok. Oğlum bunu yapmaya devam et, yoksa ölürsün. Guys. Ya bu kadar fazla merak kötü yara kızım. O yüzden orada dur ve hareket etme. What are you doing out there? Creepy. Bence gitme ya. Küvete devam. Okay. Gerçi devam etse bu sefer de birazdan katil ona eşlik edebilir. Sar avluyu beline. Washington Dayo evi. Saat 1:11. Saatte bir türlü ilerlemiyor. Bir türlü sabah yapamadık bu oyunda. Allah'ım katil gitmiş olsun ya Rabbi. Ağlamadım lan. Tepkiydi, kusura bakmayın. Ağlayacak adam değiliz lan. Gelsin lan, onun krali beni ağlatamaz. Oğlum bu kıza bir şey yapma ya. Ne dedi? Ay. Orospu çocuğu. Vazoyu fırlat, vazoyu fırlat. Sikerim bunu. Onunla savaş. Amına kodumun çocuğu seni. Al o tüpü anayın amına yerleştir. Ah. Aferin, fırlat kaç. Katil diye onunla savaşamayacak mıyız sanki? Bizim de elimiz kolumuz var, onun da var. Kaçmalısın güzelim. Ama her yerde ayı tuzağı olabilir. Zıpla zıpla, ne saklanması be. Zıpla. Saklan. Orada saklanılır mı amına? Ama oyun birden şey yaptı, bizi öldürdü ya. Ola valla bilerek yapmadım, kusura bakma. Kımıldama dedi, ben mecbur kımıldadım. Ya oyun çok zor lan.
Ne oluyor oğlum? Odada katilin ne işi vardı? Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geyikler bizi köşeye sıkıştırmıştı. Nasıl buradan kurtulabiliriz? Geyikleri korkutarak. Kurt sesi ya da aslan sesi çıkarmamız lazım. 6 intikam, şafak 5 saat. Bunu biz şafak yapamadık lan. Korkma, kendine hakim ol. Hadi. Sana dedim ya, kükreyeceğiz, hep beraber buradan kurtulacağız. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Aynen. Geri geri gitme, düşersin. Ne? La siktir! Sizi var ya keserim ha. Aman oğulları lan, yüz ver de kaslarını istemeyin ha. Erkek olan ilk adımı atar, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen ilk adımı atsın. Keserim, size söyleyeyim yani. İlerle. Elindeki baltayı boşuna mı aldın oğlum? Bir şey olmayacak. Ama aniden biri saldırsa öbürleri de cesaret alır. Burada bizi var ya kevgire çevirirler gibi hissediyorum. Umarım öyle bir şeye kalkışmazlar. Vur 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 şuna. Vur çınavızı, siktir olup gitsin. Hadi aferin. Hiçbir şey yok. Vurduk. Gelin. Götüyen gelsin dedim ya. Ne oluyor oğlum burada? Oğlum bunlar ne biçim geyik? Korkusuz geyik mi olur lan? Şansımız kalmadı arkadaşlar. Denedik, ne yapalım? Ölecek gibi. Öyle durabilir aslında. Öyle durabilirsin. Üçgene bas. Ölmem. Hadi be. Yana tırman, yana tırman. Çıkıntıyı tutarsak. Yapamadım arkadaşlar. Çok hızlı. Ya ben o yuvarlığa hemen nasıl basayım ya? Allah rahmet eylesin. Hızlı olamadık diye Matt'i de kaybettik. Ama en azından kız hayatta kaldı. O da bir şeydir. Kaç kızım. Kaç kaç Nemet'i. Göreceğin son şey onun cesedi olur yani. Birini daha kaybettik bölüm başında. Ben yapacak bir şey. Hızlı ol Emi, yaşayacağız. Hepimiz yaşayacağız. Ağlama ağlama, güçlüdür. Kaç hemen diğer arkadaşlarını bul bari, ya da yangın kulübesine git. Olan oldu yani, daha onu kurtaramayız ki. Canım benim, sakin ol ya. Matt diye ağlamanın bir çözümü olmaz sana. Her çocuk hayattayken kıymetini bilmeyip onu aldatıyorsun, sonra ölünce de köpek gibi ağlama peşinden, tamam mı? Sen bir orospusun, bunu biliyorsun değil mi? Mike de bir orospu çocuğuydu. Yangın kulübesini bulduk bu arada. Oğlum ışık bile bunda sesli açılır mı bu yerde ya? Burası Blackwood Park koruyucu hizmetleri. Efendim, acil yardım talep ediyorum. 700-800 kişilik bir ekiple bu dağa gelmenizi istiyoruz. 3 ölümüz var, 3 yaralımız var. Yani hep de yarrayemiş durumdayız. Hadi be. Alo, bize ulaşmaya mı çalışıyorsunuz? Ya ha bu da ya. Çabuk lan, benim koyunumu bulun, bu yangın istasyonuna gelin çabuk, öyle söyle. Aynen, her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Eğer bunu duyuyorsanız lütfen mesajınızı okuyun. Çünkü ne dediğinizi anlamıyorum. Ya nasıl anlamıyorsun? Sen anlamamazlıktan geliyorsun orman muhafızı. Burada sakince bilgilendir. Blackwood'da bak, anlamıyorsun ya orospu çocuğu. Kayak evinin oradayız. Peşimizde bir katil var. Arkadaşlarımızdan birini öldürdü, hatta birkaçını. Lütfen bize yardım edin diyor falan filan. Bu sefer anladı mı acaba telsizdeki? Oğlum o ne lan? Güvenlik amiri de mi bunlara çalışıyor lan? Sizi duydum hanımefendi. Lütfen konumunuzu koruyun. Fırtına dindiği zaman sizi... Ya ne fırtınası yarrağım? Fırtına belki 2 ay sonra diniyor. Helikopter yollayacakmış. Ölmeye şeyim yaz gelsin diyor kısaca arkadaşlar. En erken şafağı yollayabiliriz diyor. 5 saatim var diyor. 5 saatte bunu gömer gömer. Geliyor. Ne yapabiliriz ki? Orayı çivi çak, çivi çak. Gelemezsin puş. Hadi lan, öyle durup bekleyeceğine oranın üstüne çık da açamazsın. Bir şeyler planlıyor bak. Komple hattı da kesti galiba. Kuleyi mi devirmeye çalışıyor? Lan böyle bir şeyin imkanı yok. Kulenin iplerini mi kopardı? Hayır oğlum, bu koca şimdi yapı nasıl devriliyor ya, şaka gibi, inanmam. Katil de az önce buradaydı, o da ölmesi lazım o zaman. Allah rahmet eylesin diyelim Emily'ye. Bak hala ayakta duruyor bir şekilde. Çok güzel, tam zamanında kaçıştım. Ölme lan, hadi lan kızım. Hayatta kal ve sevgililerini aldatmaya devam et, tamam mı? Buna motivasyon veriyorum, onun dilinden konuşuyorum.
Ormanda ne kadar ayı, ne kadar çakal, ne kadar psikopat varsa hepsi toplanacak buraya tabi. Ne oğlum, Titanic batarken acaba bu kadar ses çıkarmış mıdır la? Ses neydi öyle? Durum güncellemesi. Bu ikisi buraya dönmüş. Samantha'yı da kaçırdılar lakin. Siz birbirinizle ayrılmayın bari. O hatayı yapmayın. Dedim ya, bu evde Harry Potter var. Oğlum gidip ormana kaçmıyorlar, bir de eve dönüyorlar ya. Beni deli ediyorlar o yavrum. Babalara geldik. Zorlama o kapıyı. Şuradan devam et. Burayı da zorlamayalım en iyisi. Şu meteor düşseydi de biz bu durumdan kurtulsaydık belki acısız ölürdük. Bu nedir ya? Korkuta korkuta öldürüyor. Aa, orada bir tane ruh geçti. Görmedi, arkaya bakıyor bu. Bodrum'a inin. Bodrum merakı. Ben bir gün bir film çıkaracağım, ismi Bodrum merakı olacak. Herkes Bodrum'a inip ölecek. Oğlum bu Chris Naka hızlı yürüyor ya, kızı kaybedecek ha. Bir şey yok, hiçbir şey yok. En fazla biri birinin kafasını kesiyordur. Ulan öldük lan. Öldük öldük. Acaba hepsi ölecek mi yoksa bir iki tanesi kurtulacak mı diye düşünüyorum. Çünkü daha oyun bitmeden yarısından fazlasını öldürmeyi başardım. Ve bunu istemeyerek yaptım, inanır mısınız? Gitmeyin. Gitmeyin dedim yani, git geri gidin hatta. Hiç bakmayın, hiç merak bile etmiyorum yani o neydi diye. Ama galiba zorundayız bakmaya. Buradan bir şey geldi, bak anahtar buldum. Anahtarı bırakmış hayalet buraya. Ha, arkanda Chris Orsburn'un oğlu, arkana bak. Bak. Gördün mü? He, gördü sonunda. Chris, aklını kaybetme. Gitme Chris, onun peşinden gitme. Chris kafayı yedi. Buraya gel deli oğlan. Bu sefer kapı açıldı, bir bokluk var. Gidin diyor, sizi kör testler. Eyle! Orsburn çocuğu! Oyunda nasıl hayalet oluyor lan? Sen psikopatı anlarız, canavarı bile anlarım da hayalet ne alaka be? Ya oğlum ölün de kurtulayım sizden lan. Bu hayaletin ruhunu elektrikli süpürgeyle çekeceğim. Okey. İşkence aleti. Sen mi bu acaba? Sam. Samantha. Of, çok pis öldürmüş galiba bunu ha. İşkence sandalyesine oturtmuş. Bayıltmış mı acaba? Umarım ölmemiştir yani, bayıltmış gibi. Arkanızda. Öldünüz. Oh, çok güzel. Oğlum sen buna karşı hiçbir şey yapamazsın ki. Adam bayıltmayı seviyor zaten. Yine mi oyun oynatacak bunlara? Bunun ne, bu testere merakı nedir bu katilin? Anasının amını testereyle yarayacağım, ben sonra o olacak. Geride kalan hayatta kalır, seçim sizin. İkisinden biri hayatta mı kalacak? Aptal olma Chris. Ne dedi ya, bir şeyler dedi de ya, kendimizi ya onu kurtaracağız mı? Evet. Ashley seni vurmak zorunda. Vurma ya, vurma bu kızı ya. Chris hayır diyor. Ama yoksa testere seni kesecek. Kendine ateş et lan, kızı ateş etme. Çünkü bunun suçlusu sensin, tamam mı? Ama bir yandan düşünüyorum da, ben öldükten sonra kızı daha kötü bir şekilde öldürebilirim. Ne yapsam bilemiyorum. Kendine sık. Amına koydum. Kızı seviyorsun. Kıza dokunma. Sana aşıktı ve seni buraya getirdi. Ölmek zorundaydı. Hasiktir. Doktor katili azarlıyor. Ne oluyor bu oyunda? Onlara ne yaptın bela? Onlara ne yaptın seni psikopat? Kız doktor buna. Kız doktor. Psikopat diyor yani, psikopat. 7 şiddet, şafa 4 saat. Ondan sonra bu kız kaldı, öbürü kaldı. 3-4 kişi hayatta kaldı galiba. Aa, bu ikisi kavuşmuş. İkisi de bir kafeste şu an. Buraya gel diyor. Nasıl gelsin kız oğlum? Yılan mı bu amına koyayım? Evet, şu bele gelebiliyormuş. Ne olacak? İki beni buldun Mike. Okay? Mike bunları kurtar hadi. No. Hayır, yaklaşma. Aa, bu kene sıkmamış mıydı? Chris. Kafasına sıkmıyor, gidiyor vücuduna sıkıyor ya. Chris harbi aptal ha. You've heard of blanks before. Kuru sıkıymış tabanca. Really? Psikopata bir bakalım kim. Lan! Psikopat şeymiş. Hemen kardeşiymiş lan.
Harbi şimdi şok oldum, bir dakika. Oh my god, Matt! Oğlum bacılarının intikamını mı almaya çalışıyordu? Şimdi her şey oturmaya başladı bak bu kafaya. Ama o ikiye yarılmıştı, fotomontaj mıydı amına, o nasıl oldu ya? Kardeşleri bunlar yüzünden ölmüştü, o da intikam alıyor demek ki. Haklı yani bir yandan da. Bu arada yine yanlış tuşa bastım. Heh. Bakın arkadaşlar, çok merak ettim sahne, izliyoruz burayı kesintisiz. Ya Joe size şaka mı yapıyorsa gerçekten öldürecek mi? Kardeşlerin ölümüne sebep oldunuz. Çocuk bir yandan da haklı yani. Psikopata bağlamış Jules. Çok feci. Ama biz bunu da öldürdük. Orayı nasıl ayarladılar ya? I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Adam haklı beyler. Yani sizi öldürmek de haklı yani. Ara sıra adrenalini gelir. Hepinizin kalbi deli gibi çarptı. Her şeyi boyarlamış arkadaşlar. Nasıl yapmış izliyoruz. Fotomontaj mı yapmış acaba cidden ya? Bu hayalet de bunun oyunuymuş. Hersini önceden ayarlamış. Bakın makineyle. Sahte cesetler vardı. Bu da onun gerçek kafası değilmiş arkadaşlar. Kendini koymuş. Aa böyle yapmış. Lan harbi zekiymiş bu ha. Ama yine de insanlar öldü. Bir sürü insan. Yapmayın ama böyle. İntikam en iyi ilaçtır. Bitti mi acaba burada iş? Kavga mı edecekler? Yapmayın, internet fenomeni olduğunuzda hepiniz bana teşekkür edeceksiniz. Bu faklın internette çok popüler olacağından emin olabilirsiniz. Karşılıksız aşk var, kan var. Şimdi ne olacak, olaylar bitti mi? Buradan bitti mi iş? Jessica öldü. Jessica'nın öldüğünden Joss'un haberi yok mu? Oğlum madem psikopat buydu, peki Jessica'yı öldüren kimdi ya? Jessica'nın başına bir şey geldiği için ne kadar üzüldüğümü anlatamam ama yemin ederim. Sana yemin ederim ki ona ne olduğunu bilmiyorum. Benlik değil diyor. Joss'u kilitliyorlar bir yere arkadaşlar polise haber vermek için. Joss iyice delirmeye başladı ama götü kaybetti. Herkes aptal, çok aptal, çok. Gelme. Chris ile Ash. Chris dangalak. Ashley ise aptal. Bu neyin sesi biliyor musun? Ashley asla öpememiş olmanın sesi etlek. Oğlum karıştırma, sana beyzbol sopasıyla vuracak. Oha! Ortalığı ne biçim karşı... Ulan! Oğlum adam öldürmemiş lan. Jessica'yı öldürmemiş. Joss'u vurma. Silahını alma ikan. Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? Sabaha bekletecekler bunu galiba burada arkadaşlar. Chris de eve dönecek. Mike bunun başında bekliyormuş. Oğlum asıl tehlike geçmedi ki o zaman. Önceki bölümlerde yaşananları siktir et. Oyunu burada bir durdurayım. Evet arkadaşlar, bu bölüm büyük bir bilgi öğrendik. Psikopat şeymiş, şok oldum gerçekten, o Joss'muş. Ama Jessica'nın ölümünden sorumlu olan kişi o değilmiş. Büyük ihtimal onu öldüren bir canavar gibi bir şey yani. Onu da öğreneceğiz galiba ileriki bölümlerde. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ha bir de arkadaşlar, bildirim zilini de açarsanız iyi olur.